Kristal kalbim paramparça oldu. Paramparça. Ben dahi giysterim be Pervin. İlgi manyağı. Ben nereden kalktım, kabahat ettim de aldım onu. Ben bulamadım. İlişkimizde ilgi sıfır. Yatır yattığı yerden emreder bana ya. Mesela bir kadar su var baba. Be canım, su sebaptır ama sen utanmaya attın artık ya. Görme beni böyle. İçeriden çok yıprandım. Su isterim, ışığı kapat. Bak kaybolan yıllarım alda gel demedim ya. Bir kadeh su ya. Kendini beğenmez, kendini sevmez. Bu toplumda erkek olmak kolay değil. Her aynaya baktığında Allah seni inandırsa kendine kavga eder. İki lafının birişini yeni bunalımlar. Acaba saç mı ektireyim? Geldin gidiyorsun zaten, aha mal bu. Geç oturup televizyon görelim. Pervin hor hor uyuyor. Be Pervin, kırıştırdın mı koltukları? Kalk be yerine yatasın. Bırak be uyuyayım be beni be. Ya sen benim rahatımdan mı rahatsız olun ya? İlla kavgalı yatacak. Ben zaten çözdüm ya kendi. Yatacak saat ileri kavga çıkartır. Be canım. Varma da yanaşırım kendine. Yapma, başım ağrır. Başım ağrır. Yapma, yavaşım ağrır. Zaten yatağa girer kendinden bir aşağı. Bırak beni vermeyeceğim. İç dünyam paramparça. E vallahi milyon bin parça olsun artık. Madem o kristal kalbin bana ne? Susadım ya. Aşka susadım. Evin içindeki misafir tuvaleti, inanmayacağım, otel tuvaleti. E Pervin! Ama giriş yasak. Kaç kere dedim be, sağ kaldıracaksın o klozeti. Giden klozet kapağına nokta nokta. E vahtım yok ya, ben aceleci insanım ya. Acelem var benim, işim gücüm var. Ben duracağım, şey onu kaldırayım. Resmen sanki de üstüne hedef alır. Bir misafir geldiğinde ben panik olurum be, ben rezil olurum be. Acaba hangisine işedi diye. Bu kadar gölet gölet bırakın be Pervin işediğin yeri. Ya ne oldun da rezil? Suyu çek be. Yatırı kuyaydım, havada buz gibi. Bir de şeker yorganı pateni üstüne. Ben tir tir titrerim ya. Dondum ya, nedir yaptın? Bu gıcık değil de nedir şimdi, siz söyleyin be. Dur ya, Allah'ın imanını seversek sen de. Sabahtan uyanırım sanki ya, kasabın buzluğundayım. Hayır, gece üşürüm, karnım gaz yapar. Bu daha elbiseler olmaz bana. Göbeğim atılır. Be Çetin. Hadi herkesler, nedir bu göbek? Çetin kaç aylık oldum? Ma ne kadar gereksiz işlerden uğraşın ya. Mobilyaları aldık, yepyiz yeni. Bardak altlığı olmadan oturdur bana masanın üstüne. Elinde bir bardak altlığı peşimde dolanır. Ya sen bu evin içinde. İki salonum var, biri günlük, biri misafirlik. Orta masam, orta masam. Koltuklarım, koltuklarım. Ben de bulayım bu eşyaları istediğim gibi. Modeli ne çektim sen bilir misin? İyi de ciddi ama gittik. Bende başkadır bu koltukların, mobilyaların yeri. Tab olsun bu eşyaları da alalım. Hem fikir ikimiz de aynı anda beğeneceğiz. Dünyalar yazma. Bunları beğen ama. Çok lazım. Her kaliteye, her bütçeye göre seçenek çok. Ciddi home'a gitmeden olmaz. Allah'tan da ciddi home'a geldik. Böyle kampanya görülmedi. 31 Aralık'a kadar alışverişini yap. Çekilişle 3 çifte Paris tatili. Onu bırak, tüm ürünlerde 12 ay taksit. Bir de üstüne yılbaşı indirimi. Kaçar mı be bu fırsat? Hem estetik, hem gösterişli, hem rahat, hem de kaliteli. Mobilya seçmek ciddi bir iştir. Ama buradaki ciddiyet çok daha başka. Ciddi o. Ve Çetin, Paris derim sana canım. Hem koltukları al, hem de Paris'e uç. Daha ne olacak be Çetin? Dünya tersine bile dönse, mobilya dediğin ciddi home'dan alınır. Daha ne olacak be böyle? Ciddi home. Toplanın da Paris'e gidiyorum.